Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün video... Bugün video konuğumuz Hyundai Kona, yeni makyajlı Kona. Daha önce çeken olduğumu bilmiyorum ama biz Hyundai Nev Otomotiv sayesinde bu aracı temin ettik. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum ve çekimlerini gerçekleştireceğiz. Yeni bir teknoloji, dizel hibritli, hafifleştirilmiş hibritli. Bu aracın birçok noktasında hibrit uyarısı var. Bunları da sizde sürüşte ve şimdi görsel olarak da göstereceğim. Aracı göstermek gerekirse ön tarafında panjur kısmında, şu alttaki ikinci far kısmında bu taraflarda ciddi değişiklikler var. Makyajlandı yani, tabiri caizse kasa yenileme diyorlar ama ya bu bela oldu başımıza ya. Yeni Kona diyorlar ama halk dilinde tabiriyle de makyajlı Kona böyle ön tarafta yeni bir kimliğe büründü. Önünü eski tasarımına göre biraz daha güncel yaptılar. Panjur, alt far grubu vesaire, gündüz farlarında ufak tefek tampon oynamaları vesaire makyaj yaptılar. Ama asıl yenilik dediğim gibi motorunda bu aracın 1.6 dizel motora hibrit teknolojisi getirildi. Şöyle yan taraftan yine geldiğimizde bildiğimiz Hyundai Kona 235-45-18 jantları var. Bu jantlardan test esnasında sizlere detaylı bahsedeceğim sürüşünü etkilerinden. Şurada 48 voltluk bir belirtisi var. Çamurluk, iki çamurluğunda da var aracın. Şöyle genişten baktığımızda sunroof var. Bu araç elit donanımlı. Elit donanımlarında standart gelen sunroof özelliği var. Üst tavan barları görüyorsunuz böyle siyah, gayet güzel. Şu yan taraflarla falan uyum içerisinde. Aracın yanında da yine böyle ön tampondan görmeye alıştığımız koyu gri tarzı desenler mevcut. Anahtarsız giriş özelliği var arabanın. Burada kapının burada tuşunu da görebiliyorsunuz. Anahtar cebimizdeyken bu tuş yardımıyla girebiliyoruz. Bu arada anahtar cebimizdeyken demişken size anahtarı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle eskisiyle aynı. Bu anahtarı ilk i30'da yanlış hatırlamıyorsam gördük. i30'dan beri bu anahtar anahtarsız çalışıyor zaten araba. Şu an çalışıyor arabamızda. Arka tarafını sizlere göstermem gerekirse yine alt stop grubunda. Bunlarda üstlü atlı stop ve far olayı olduğu için değişiklikler ve tampon altında da değişiklikler, gözle görülür değişiklikler var arkadaşlar. Yine burada koyu gri detaylar, bunlar siyah değil arkadaşlar. Koyu gri detaylar devam ediyor. Balık sırtı bir antenimiz var. Full donanım olduğu için arka camlar ve bagaj camı fabrika çıkışlı karartılmış. Bu aracın ön camlarında yetkili satıcı ön camları da karartma işlemi yapmış, sonradan film işlemi. Hazır arkaya gelmişken bir bagajıyla içine girelim, başlayalım aracın. Hibrit teknolojisi nerede bu aracın? Bizim çantalarımız ve ekipmanlarımız var. Şöyle şimdi size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Arabanın aküleri burada. Görürüz. Herhangi bir yalıtımı yok. Direkt metalin üzerinde. Aküyü buraya koymuşlar. Herhangi bir yedek lastiği yok. Onun yerine bir tamir kiti bırakmışlar bagaja. Bagajının genişliği de eskisiyle aynı. Şimdi buraya litresini yazacağım. Eskisi neyse bu da aynı. Biliyorsunuz eski, yani Selefi'nin videosunu da çekmiştik. O da kanalımızda var arkadaşlar. Herhangi bir elektrikli bagaj yok. Bagaj aydınlatmalarımız sarı renkte yanmakta. Beyaz led olsa çok daha mantıklı olurdu. Hazır hibrit de varken arabada elektriğe vurgu açısından beyaz olmasını beklerdim. Geri görüş kamerasında burada çok güzel saklamışlar. Böyle arkadan baktığınızda gözünüze batmıyor. Birçok araçta bu göze batıyor. Ben bunu sevmiyorum. Bagajla birlikte aracın içine geçmiş olduk. Şimdi sizlerle birlikte aracın önüne oturalım ve içerisinde neler var neler yok göstereyim. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. En belirgin özelliklerin en başında gelen, şöyle gördüğümüz gibi bir ekranımız var arabada. Dijital ekran, dijital kadran, hayalet gösterge, her nasıl adlandırırsak. Şöyle bir hayalet ekran, artık günümüzde olmayan araç kalmadı. Tüm araçlarda bu ekranımız var ve gayet de güzel, akıcı. Hyundai'de bunun modları falan da var. Bu modlarını sürüş esnasında sizlere göstereceğim. Burada önceden arabanın rengiyle
alakalı bir vurgular vardı. Şimdi krom detaylar var. Hava menfezlerinde de bir değişiklik var. Sert plastik, şöyle tamamen sert plastik. B segmenti SUV olduğu için bunları normal karşılıyorum. Yokuş iniş desteğini, ESP'yi buraya koymuşlar. Gösterge aydınlatmalarını ve far yükseklik alçaklık ayarlamalarını buraya. Buradan da otomatik far ayarları, buradan da otomatik silecek. Bunları söylememe gerek yok, artık yıl 2020 olmuş. Bu tarz özellikler standart. Direksiyonu çok hoşuma gidiyor. Tucson'daki gibi kötü bir direksiyon değil. Bu direksiyonu çok seviyorum. Bu direksiyon yine i30'la birlikte Hyundai ailesine kavuştu. Ve ben Hyundai'ların hepsinde bu direksiyonu görmek istiyorum. Gerçekten güzel bir direksiyon. F1 kulakçıklarımızda direksiyon da var. Şöyle bu taraf multimedyaya ayrılmışken bu tarafta yol bilgisayarına ayrılmış. Burada yine şerit takip özelliği. Bu araçta şunu da söyleyeyim sizlere, makyajlanmış konayla birlikte hepsinde çarpışma uyarı ve şerit takip özelliği hepsinde, her donanımında, hangi donanımı alırsanız alın var. Şimdi kapı üstü detayları da göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar şöyle katlanır bir ayna özelliğimiz var. Aynamız elektrikli, 4 cam otomatiğimiz var. Kapı üzeri yine sert plastik. Burada yine krom detaylara yer verilmiş. Yine saklama alanında böyle eşyalarımız var. Buradan bakabilirsiniz size. Dediğim gibi B segmenti SUV'a göre yeterli bir saklama alanımız da mevcut. Koltuğumuzda şöyle bir elektrik desteği falan yok. Tamamen fiziksel, yükseklik derinlik ayarlı koltuğumuzda böyle. Orta tarafa geldiğimizde arkadaşlar yine böyle Apple CarPlay, Android Auto destekli, yenilikçi, gayet yenilikçi, geri görüş kamerası da olan, şöyle geri görüş kameramızı da göstereyim, bir ekranımız var. Bu ekranda yine ilk Mercedes modelleriyle hayatımıza girdi. Böyle dışarıdan bayağı güzel gömülü ekran kalmadı artık neredeyse araçların birçoğunda. Hyundai'da bu tarz yeniliklere geçmiş arkadaşlar. Şöyle eskisinde de böyleydi zaten. Yine sert plastik. Dijital bir tek yönlü klimamız var arkadaşlar. Klima tuşları böyle piyano tarzında, birçok marka model araçta olduğu için bu araçta da aynı şekilde devam ediyor. Start stop tuşumuz yine yerli yerinde. Burada kablosuz şarj ünitemiz var. Telefonumuzu buraya koyduğumuzda kablosuz bir şekilde şarj edebiliyor. İki tane USB çıkışı var burada arkadaşlar. Bakın bir tanesinde takılı zaten, bir tanesinde telefonumuzu şarj edebiliyoruz. 12 voltluk çıkışımız da burada mevcut. Vites topuzu yine eskisiyle aynı. Benim çok sevdiğim bir vites topuzu var. Park sensörlerini aktif pasif buradan edebiliyoruz. Start stopu buradan yapabiliyoruz. Çalıştırıp pasif yapabiliyoruz. Şöyle bir de arkadaşlar hem drive hem de traction modları var. Göstereyim. Drive modunda böyle gösterge panelleri değişiyor. Drive modunda arkadaşlar değiştiriyorum şöyle. Normal moda geçtim. Eco moduna geçtim. Sport moduna geçtim. Şimdi bunun üzerine basıyoruz bir kere. Bir kere bastığımda traction moduna geçti. Traction modunda snow modu var. Kar modu, karlı havada. Normal engebeli yollar için modumuz var. Bir de çöl, yani kumlu yerler için modumuz var. Üstüne tekrar basıp sürüş modlarımızı da değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Orta taraftaki yeniliklere gelirsek, ikili bir bardaklığımız var arkadaşlar burada. Ve en büyük, en bariz yeniliğimiz de orta tarafta elektronik park freni ve auto hold'un gelmesi. Önceden mekanik bir park freni vardı, el freni dediğimiz olay. Ama şu an elektronik bir park frenimiz mevcut. Kol dayamanın üzeri gayet yumuşak. Kol dayamanın içinin genişliği de gayet yeterli seviyede. B segmenti bir araca göre fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebilirim. Şöyle herhangi bir kilit mekanizması yok. Normal aydınlatmalı, içinde herhangi bir kumaş kaplaması olmayan, yine bu segment beklentilerini karşılayan genişlikte bir torpidomuz var. Kilit olsaydı iyi olabilirdi. Özel eşyalarımızı saklamak adına. Bir de koltuk yanal desteklerinden sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sırt mesafesinde gayet iyi yanal destek var. Oturduğumuz baldırımızın geldiği alandaki yanal destekler bir tık daha iyi olabilirdi. Ama benim boyum uzun olmasına rağmen şu baldır mesafesi gayet hoşuma gitti. Bu iyi, en azından benim hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Ön tarafı, ön kısmı böyleydi. Şöyle şurayı da göstereyim. Bir gözlüklüğümüz var. Gözlüğümüzü koyabileceğimiz alan. Şöyle sunroofumuz arkadaşlar. Herhangi bir cam tavan değil bu. Sunroof özelliği var. Şöyle buradan bu tuş yardımıyla da sunroofu açabiliyoruz. Aydınlatmalarımız yine LED olabilirdi. Ama LED değil. Makyaj aynalarımız. Burada yine Hyundai'nin klasiğidir. Elimizle basıp açıyoruz arkadaşlar bu ışıkları. Bu da yine burayla senkron içerisinde olabilirdi. Açtığımızda bunun açılmasını, her Hyundai testinde söylediğim gibi, bunda da söylüyorum ama Hyundai daha bunları düzeltmedi. Sunroof'u hemen V modunu açıp şimdi sizlerle birlikte aracın arkasına geçelim. Evet, arkada bir kol dayamamız var. İkili bir bardaklığımız var arkadaşlar. Bagaja erişim yok. Bir kol dayamamız var.
Şurada en büyük özelliklerden bir tanesi yine günümüz teknoloji çağı hızlı şarj ünitesi burada var. Ve burada da yine bir saklama alanı. Telefonumuzu burada şarja takıp burada telefonumuzu, hatta göstereyim sizlere görsel olarak, şarj ve telefonum böyle durabiliyor arkadaşlar burada. Bu da gayet güzel. Şurada bir saklama alanları, iki koltuğun da arkasında gerilmiş plastik. Bunlar biraz ayağı rahatsız edebilir uzun yollarda. Şaft tünelimiz neredeyse hiç yok derecesine. Bayağı küçük bir şaft tüneli var. Şöyle arkada oturduğumda arkadaşlar benim boyum 1.95. Videoyu ilk kez tanıyanlar için söylüyorum. Ben rahat, yani şöyle ön 1.95, arka 1.95'e göre ayarlı olunca böyle. Ama benim arkamda 1.80 boylarında biri rahatlıkla oturur. Diz ve baş mesafesi de segment ortalamalarını rahatlıkla karşılayan cinsten olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, aracın motorunda herhangi bir değişiklik yok. Değişik kısmı zaten bagajdaydı. Gösterdim sizlere elektrik akülerini vesaire. Motorun üzeri gayet her şey yerli yerine, kaplı bir şekilde duruyor. Yani her şey, kablolar falan göze batmıyor. Böyle CRDI detaylı. Burada da karbon fiber tarzı şöyle detay vermişler arkadaşlar. Tek eleştirim kaput. Artık bu yıla geldiğimizde amatörlü bir kaput olmalıydı arkadaşlar. Kaputun böyle hala çubukla durması. Ben yani sadece bu modelde değil, birçok araç böyle yapıyor. Bunu artık güncellemeleri lazım diye düşünüyorum her markada. Kaputun böyle yalıtım için, dizel arabalarda alıştığımız gibi yalıtım için kaput halımız da burada mevcut. Şimdi kaputumuzu kapatalım. Ve sizlerle birlikte aracın sürüşüne geçelim. Aracın sürüşünden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi sürüşteyiz. Sürüşte ilk önce size motor seçenekleriyle başlayayım arkadaşlar. Hyundai'den aldığımız bilgilere göre bu araçta 1000 motor, turbo 120 beygirlik, i20'de anlattığımız motordan 120 beygir turbo motorla 1.6, eski Tucson'larda vardı bilirsiniz o motorlar, 177 beygirdi, onlara bir güncelleme gelmiş. 1.6 turbo 198 beygirlik teknolojiyle ve 1.6 dizel, tek dizel motor bu. 136 beygir, hepsinde hafifleştirilmiş hibritle birlikte 136 beygir artı kısık hız varlık hibrit teknolojisiyle birlikte geliyor dizeller arkadaşlar. Şimdi bu arabada dizelde ne alaka, hibrit vesaire diyeceksiniz. Arkadaşlar hibritin bu arabaya koyma amacı, asıl amacı yani şöyle, bu arabanın yakıt tüketiminden zaten 1 litre %10'luk bir yakıt tüketimi indirimi olmuş dediler bana. Yani anlatılanlar bu. Katalog verileri bu yönde. 1 litre yakıt tüketiminde artısı oldu. Şu an bu araba karma tüketiminde 4 litre, 4 litre 3'lerde bir yakıt tüketimi sunuyor sizlere. Bu da gayet B segmenti SUV bir araca göre gayet iyi bir değer. Ve aynı zamanda emisyon değerlerini düşürmek adına, dizel araçlarda biliyorsunuz emisyona takılıyorlar. Ve birçok model artık dizel marka, dizel teknolojisini bitirdi. Dizel üretmiyor. Hyundai ama Hyundai SUV segmentindeki araçlarından dizelini çekmemeye kararlı ve böyle bir hibrit, hafifleştirilmiş hibrit adı altında teknolojiyle bu aracı bizlere getirtti. Ben bunun eski neslini, yani normal 1.636'lığını da kullanmıştım. Performans olarak ilk önce bir sizlere değineyim arkadaşlar. Yaklaşık bugün 100 kilometredir kullanıyoruz aracı. Performans olarak ara hızlanmaları artmış. Zaten buradan enerji akışından görebiliyoruz yani gücü hibritten mi motordan mı aldığını ve 3000 devir sonrası falan motor cidden canlı bir hale gelmiş. Start stop devreye girdi. Şu an sizlerle birlikte start stop nasıl bir titreşim yapıyor arabada, o kalkınca bazı dizel arabalarda böyle çok sarsar ya, bir gözlemleyelim bakalım şimdi çalıştığında ışıklarda nasıl bir kalkış yapacağız, herhangi bir sıkıntı yaşayacağız mı, bunları da gözlemleyelim. Dediğim gibi performansında eskisine nazaran bir tık artış olduğunu söyleyebilirim. Ben daha bir performanslı, ya da psikolojik mi? Hiç hissetmedim arkadaşlar. Yani dizel arabanın o titreşimini hiç hissetmiyorsun. Böyle basayım bak, direkt arkadan da gücü alıyor. 3000 devir sonrası özellikle arkadaşlar. Şimdi ara bölmeye de koyacağım onu. 3000 devir sonrası hani benim yaklaşımımla bu Honda'larda VTEC olayı vardı ya, araba 4000'den sonra kafayı yiyor deli gibi VTEC açıyor falan filan eski Honda'larda. Aynı öyle bir şey olmuş sanki. Yani 3000 devir sonrası o arkadan da güç geliyor. Burada gösteriyor, motordan da güç geliyor. Hem hibrit hem motorun gücüyle birlikte bir tık daha iyi olmuş diyebilirim performansı yüksek devirlerde. Ve böylelikle o yüksek devirlerdeki dizelin emisyon salınımını da düşürmüş olmuşlar. Çok akıllıca olmuş. Ben bunu B
beğendiğimi söyleyebilirim. Yakıt tüketimi arkadaşlar, biz test esnasında 7 litre yaktığı da oldu, 5 litrelere de düştüğü oldu, sıfırlayıp sıfırlayıp denedik. Daha rodajda bir araba arkadaşlar, bunu da söylemek istiyorum sizlere. Ama ben şunu net bir şekilde söyleyeyim sizlere, yani şehir içi İstanbul trafiğinde bu arabayla çok çok rahat bir şekilde 5,5 litrelerde gezebilirsiniz. Uzun yolda çok çok, yani 4 litrenin altına düşebilirsiniz. Buna şaşırmayın. Sabit bir hızla gittiğinizde, bu arabada adaptif hız sabitleyici de var. Yani öndeki araca göre kendisine ayarlıyor. Bir nevi yarı otonom sürüş de sunuyor bu araba sizlere. Yani hızını öndeki araca göre ayarlayıp ve aynı zamanda araçta bildiğiniz gibi şerit takip asistanı olduğu için öndeki araca göre hızı düşüyor, yükseliyor, düşüyor, yükseliyor ve aynı zamanda şeritte de tutuyor direksiyon sizi ve ara ara direksiyonu tutun uyarısı veriyor. Komple çekince değil, ara ara böyle çek, tutup yarı otonom sürüşte bu araçta sağlayabiliyorsunuz. Hani buraya portakal falan koyuyorlardı ya araba gitsin diye falan. Kesinlikle tavsiye etmediğimiz şeyler bunlar tabii. Dediğim gibi uzun yolda sabit hızla 4 litrenin altını görebilirsiniz. Şehir içinde de İstanbul'da 5, 4,5, 5 bu aralarda yaktığı da oldu. Tabii biz şu an test esnasında zorluyoruz. Örneğin şu an 7,5'a çıktı. Çünkü anormal bir kullanım şu anda. Direkt zorlama, hatta ben bunu bir sport modu alayım. Sport modda gösterge mükemmel gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten karbon fiber tarzı böyle kırmızılı falan insanı artı bir gaza getirdiğini söyleyebilirim o gösterge tablolarındaki detaylar vesaire. Bunlar bu yönde arkadaşlar. Şimdi aracın, evet ya, ben performansını beğeniyorum abi arabanın ya. Özellikle böyle üst devirlerdeki, hani dizel arabalarda olmayan genelde o canlılık, yani hani sanki benzinli atmosferik çeviriyormuşsun gibi. İşte devir saati biraz kısa. Keşke devir saati de bir 5500'e falan çevirebilseydi. Şöyle bir asılalım. Gerçekten hoşuma gidiyor ya. Gayet güzel. 120, 130. 140. Arabanın performansı gerçekten bu segmentte hoş bir performansı var ve sizi memnun ediyor. Performanstan hemen sizlere yalıtıma da geçeyim arkadaşlar. Araba 130'a kadar çok güzel. İçerisi çok sessiz. 130'dan sonra hafiften bir rüzgar sesi almaya başlıyor. Ama 150 sonrası, böyle 150'yi geçtiğinde o rüzgar sesi biraz aerodinamik yapısı yerden yüksek olmasından kaynaklı sizi biraz rahatsız etmeye başlıyor arkadaşlar. Bu arada şerit takip uyarılarını kapatalım. Bu ne abi, uyarı dinlemeye mi geldik? Düd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 ü
sizi rahatsız ediyor. Onu tekrarlamış olayım. Yalıtımı da bence bu segmentte kabul edilebilir bir yalıtımı var. Yalıtımdan hemen doğru oranlı olarak sizlere konfora geçmek istiyorum arkadaşlar. Aracın konforu nasıldır? Konfor yönünde artıları, eksileri nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Araçta biliyorsunuz 18 jant var, 45 yanak var ve bundan mütevellit yokuş performansına bakın. Gerçekten gidişi güzel yani. 1.6 dizel bir araca göre hiç fena olmayan bir performansı olduğunu söyleyebilirim arabanın. 7 ileri DCT şanzıman da bunlara eşlik ediyor. Çift kavramalı bir şanzıman biliyorsunuz. Bu şanzımanın vites geçişlerini falan ben fazlasıyla beğeniyorum. Çok hoşuma giden bir şanzıman. Vites geçişi oranları falan beni memnun ediyor yani. Ben DCT'yi genelde beğeniyorum. Konforu, performanstan konforu anlık yaşıyoruz arkadaşlar, görüyorsunuz. Konforu, lastikler baya bir törpülüyor arkadaşlar. Yani özellikle kasislerden falan böyle hiç durmadan geçtiğinizde takır tukur ses yapmaya başlıyor. Lastik havaları da bu arabanın bir tık yüksek, onu hissediyorum sürdüğümde. Ama dediğim gibi jant lastik boyutu yüzünden. Tabii şimdi ama bu 18 jant da gösteriyor abi arabayı. Tam bir SUV gibi duruyor araba yani. Şimdi bu arabada da bir 16-17 jant basit kaçardı. Mecbur ne yapacağız? Gösteriş için konfordan ödün verilmiş bu arabada. 18 jant olduğu için araba biraz konforsuz yani, janttan ötürü, tamamen janttan kaynaklanıyor. Yoksa süspansiyonların falan çalışma prensipleri gayet güzel olduğunu söylemek istiyorum. Yol tutuşuna gelirsek konforla doğru orantılı. Arkadaşlar yol tutuşunda Hyundai'de bir şey var. Böyle çok iyi arayı yakalıyor. Hyundai arabalarını hiçbir zaman tamam mı? Çok iyi yol tutuyor ya. Bu araba gerçekten yol tutuşunda bir numara diyemez. Ama Hyundai arabalarını da hiçbir zaman, eski örneğin o i20'nin ilk çıktığı zamanlardakini demiyorum, onlar rezaletti. Ama Hyundai'nin araçlarına da hiçbir zaman ya bu araç yolda durmuyor be abi,
bu araba her yere ayrı oynuyor diyemezsin yani. Yol tutuşta bu anlamda kötü olduğunu söyleyemem. Bak şöyle hafif bir virajımız var. 120. Yo, güzel güzel. Yol tutuşunda bir problem olduğunu düşünmüyorum ben. Şöyle bir viraja dalalım yine. Yo, güzel. Rüzgardan etkileniyor tabii. 130 sonrası rüzgardan bir araç etkileniyor yol tutuşunda. Ama bak şu an 130. İçeride iletişim güzel. 140'ı geçip 150'ye yaklaştığında iletişim kopuyor içeride. O da aerodinamik yapısı gereği. B segmenti bir SUV diyoruz. Ya bunu biz bir kapatamadık arkadaşlar ya. Bir daha durup şimdi ayarlarıyla falan uğraşmak istemiyorum. Böyle bir arabaydı yol tutuşunda da. Yakıt tüketiminden bahsettik. Yol tutuşundan bahsettik. Yani güzel bak. Bir direksiyon mu vursak ne yapsak? Güzel. Güzel. Ufak tefek kullanıcı yorumlarını dinleyerek dokunuşlar yapılmış araca arkadaşlar. Kullanıcı yorumları sayesinde yenilikler koyulmuş. Günümüz teknoloji çağına ayak uyduracak şeyler arabaya adapte edilmiş. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Hala eksikleri yok mu? Var. Ama öyle ahım şahım bir eksiği olduğunu söyleyemem. Çünkü şu örneğin dijital kadranların, hayalet gösterge olayının kesinlikle olması gerekiyordu artık araçta. Ondan ziyade anahtarsız çalışmanın standart artı elektronik park freninin olması bu seviyelerdeki araçlarda kesinlikle kesinlikle şart olan detaylardı. Eğrisi doğrusu hepsini söyledik, anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Dediğim gibi Hyundai Nevo Automotive'e buradan bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize herkesten önce bu aracın test imkanını tanıdıkları için arkadaşlar. Şöyle sizlere performans anlamında bir asılalım şurada, yol boşsa tabii. Ama asılamıyoruz, burası İstanbul abi. Asılamazsan 3 şerit 4 şeritli yolda bile trafik var, ne yapacaksın gibi gibi. Bir de hep soruyorsunuz ses sisteminden niye bahsetmiyorsun, ses sisteminden niye bahsetmiyorsun? Arkadaşlar ben ses dinliyorum ediyorum ama yani şey yok, nedir onun adı? YouTube'da bu telif olayları yüzünden ama sesi arabada bir Bose ya da vesaire i20'de vardı örneğin. Öyle bir ses sistemi yok, özel bir ses sistemi. Hyundai'nin kendi ses sistemi var. Yani kötü değil ama iyi olduğunu da söyleyemem. Orta, ideal seviyede bir normal klasik ses sistemi olduğunu söylemek istiyorum. Ama beklentinizi yüksek tutmayın. Yüksek tutarsanız bu beklentileri, bu ses sistemi karşılamayacağını belirtmek ve söylemek istiyorum. Ha, sürüş dinamiklerinden de biraz bahsedeyim sizlere. Aracın ben ilginçte burnunu direkt görebiliyorum arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu ağız tutumları bir tık bana kalın geldi. Sürüşümü engellercesine biraz kalın geldi. Bunlar bir tık daha ince olsaymış daha yerinde bir karar olurmuş diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında sizlere fiyatından bahsetmek istiyorum. Böyle bir fiyat listesi çıkarttım ben bayiden şu an. Arkadaşlar bu araba 281 bin TL'den başlıyor. Başlangıç fiyatı B segmenti SUV. 1000 motorda 281 bin TL. Tek bir donanım var. Style donanım. 1.6 turbo 313 binden başlıyor. 345'e kadar. Şu an içinde bulunduğumuz araç en donanımlı elit versiyonu. 1.6 dizel hafifleştirilmiş hibritle birlikte 358 bin TL. Yani 1.6 dizelde hibritsiz alamıyorsunuz. Hibritsiz hibritli arkadaşlar. 358 bin TL'de bu aracın liste fiyatı var. Tabii bu bayilerle konuşursunuz. Belki kampanya yaparlar ederler. Ben aşağıya Hyundai Nevo Automotive'in de numaralarını bırakacağım. Orayla Aziz Kancan'ın takipçisiyiz. O aracılıkla, o vasıtayla aradık derseniz sizlere yardımcı olacaklardır. Yani 281'lik donanımı da var, 358'lik donanımı da var. Artık fiyata çok karışmak istemiyorum arkadaşlar. Fiyatı bu piyasada normal. Ne yazık ki normal. Çünkü dolar, euro, kur seviyesi, vergiler bu seviyeye gelmişken bu fiyatlar artık normal karşılanır hale geldi. Artık bu rakamları görünce iyi, normal diyoruz. Çünkü 200 bin liradan ucuza elle, gözle tutulabilir bir sıfır araba kalmadı neredeyse. Bu araba da 281'den başlıyor 358'e kadar. Çeşitli motor seçeneklerinin olmasını çok çok beğendim. Testin başında da söyledim. Yani 1000 motor ekonomi isteyen için 1000 motor turbo da alabiliyorsun. 1.6 güçlü bir benzinli araba, turbolu araba istiyorsan neredeyse 200 beygire yaklaşmış yani araba. 200 beygir civarında bir 1.6 turbolu bir araba alabiliyorsun. 198 beygir. Dizel olsun, geleneklerden vazgeçmedim. Ben dizelciyim, az yaksın dersen de yine 1.6 136 beygir performansı da sizi gayet memnun edebilen güzel bir araç alabiliyorsun. Yani 1.6 136 beygir 320 torkluk 7 ileri şanzımanla kombin edilmiş. 0-100'ü 9.9 saniye bu segmentte bu araca göre gayet iyi bir veri arkadaşlar. 9.9 saniye çok güzel bir
zaman yani. Bir anti turbo alırsan 7 saniyelerde, yani neredeyse bir spor otomobil gibi 7 saniye çok iyi bir değer. Onu da, o gücü de alabiliyorsun arkadaşlar. Bu da gayet mantıklı. Dediğim gibi her performans, yakıt, her dilime hitap eden bir araba olmuş. Her dilime hitap eden açıdan performansı, yüzdesi var bu aracın arkadaşlar. Sizlere kalmış gerisi bu test videosundan bu kadar. Aşağıya yorum olarak arkadaşlar beklentilerinizi vesaire yazabilirsiniz. Kanalımızdan, araçtan araç yorumlarınızı, araç beklentilerinizi yazmanızı istiyorum. Bu araçlık bu kadardı. Bu test videosu bu kadardı. Kanalımızda her türlü video var. Modifiye videosu, işte oto vlog artı test videosu, hepsini barındıran bir kanalız. Hep bütün videolar kanalımızda mevcut arkadaşlar. Bir başka test videosundan tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.